Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak Maşalyan geçtiğimiz pazar günü Kurnaz Kahya Pazarında kutsal sunu ayinle riyaset etti. Gedikpaşa Kilisesi Yönetim Kurulu da cumartesi günü başlattığı dezenfekte işlemleriyle kiliseyi ve salonunu ayinle hazır hale getirdi. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak Maşalyan Kurnaz Kahya Pazarında kutsal sunu ayinine riyaset etti. Gedikpaşa Kilisesi Yönetim Kurulu da Cumartesi günü başlattığı dezenfekte işlemleriyle kiliseyi ve salonunu ayine hazır hale getirdi. Gedikpaşa Surp Hovhannes Ermeni Apostolik Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayinini kilisenin din görevlisi Dırtat Uzunyan gerçekleştirirken ilahileri Zvartnots korosu şefleri Kevork Çağlı Çubukçu yönetiminde seslendirdi. Kutsal sunu ayininden sonra hafta içi katılamayanlar için Arevakal duası gerçekleştirildi. Daha sonra Kadasetli Patrik 2. Sahak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Ermeni Apostolik Kilisesi takvimine göre büyük oruç dönemi içerisindeki bu hafta kutsal kahya haftası olarak geçiyor. Patrik Maşalyan Ermenice vaazına Luka 16. bölümden okuyarak başladı. Ve daha sonra özetle şöyle dedi yeryüzündeki en büyük güç akıldır. Tanrı'nın insana bağışladığı bu akıl aslında bizzat Tanrı'nın kendi aklıdır. İncil'de bu akıl olarak adlandırılır. Evrendeki her şeyin içinde mevcut olan akıl yani Tanrı'nın sözü. Ama önemli olan insanın bu aklı nasıl kullandığıdır. Meselde işverenine kurnazlık yapan kahyayı Tanrı takdir etmiyor ama işvereni bu yanlış davranışa rağmen kendisini takdir ediyor. İsa Mesih de diyor ki bize, işveren nasıl ki kendi gibi düşünen kahyasını takdir etti, Tanrı da kendisine iman eden ve bu yolda yürüyen, öğütlerine uyan, insan kardeşini seven, kendisine lütfedilen aklı doğru yollarda kullanan evlatlarını takdir ediyor. Tören Patrik Hazretleri'nin kutsaması ve kiliseyi dolduran imanlı kalabalığın hep birlikte okuduğu göklerdeki babamız duasıyla son buldu. Kilise yönetim kuruluna ve salonda bulunanlara teşekkürlerini sunan kadasetli Patrik 2. Sahak herkese iyi dileklerini sundu.